Merhaba. Şimdi size bir doğumsal kalp hastalığını, büyük arter transpozisyonunu anlatacağım. Normal bir kalpte oksijeni düşük olan kan vücuttan kalbin sağ tarafına geri döner. Buradan da oksijenin yeniden yüklendiği akciğerlere pompalanır ve akciğerlerden de kalbin sol tarafına döner. Kalbin sol tarafından da pompalanarak vücuda aort atar damarıyla gönderilir. Bu şekilde oksijen tüm vücuda dağılır. BAT doğuştan gelen bir kalp anomalisidir. Bu anomalide damarların yerleri değişmiştir. Kalbimizden iki tane atar damar çıkar. Büyük arterler terimi bu atar damarlar için kullanılır. Büyük arter transpozisyonu yerine bazen kısaca BAT, bazen de transpozisyon denilir. Damarlar yanlış ventiküllerden çıkar. Sağdan çıkması gereken damar soldan, soldan çıkması gereken damar da sağdan çıkar. Bu nedenle oksijenden fakir kan vücuda gönderilir ve bebekte siyanoz meydana gelir. Fetal yaşamın erken döneminde anormal gelişimden kaynaklanır. Fallot tetralezinden sonra görülen en sık siyanotik kalp hastalığıdır. Büyük arter transpozisyonu bebek daha doğmadan anne karnında bile fetal ekoyla tespit edilebilir. İkinci trimester fetal eko görüntülerinde büyük arter transpozisyonlu fetüsün 3 damar görüntüsünde sadece 2 damar görülebilmektedir. 5 boşluk görüntüsünde ise arkadaki sol ventikülden çıkan ve ikiye ayrılan damarın pulmoner arter olduğu tespit edilir. Ancak bu erken tanı bazen mümkün değildir. Bu durumda ise bebek ilk doğduğu saatlerde ve günlerde siyanozla, morarmayla fark edilir. Bu bebeklerin çoğunda üfürüm de yoktur. Burada solunum sıkıntısı ve morarma nedeniyle müracaat eden 20 günlük erkek bebeğin göğüs grafisini görüyorsunuz. Transpozisyonlu bebeklerin göğüs grafisinde tipik olarak yumurta kalp görünümü izlenir. Grafide kalp büyümesi ve kalbin üstündeki bölgenin yani üst mediasten bölgesinin daralması mevcut. Göğüs grafisinde kalp ipe asılı bir yumurta gibi durmaktadır. Bu nedenle bu radyolojik bulguya ipe asılı yumurta veya yan yatmış yumurta görünümü de denir. Büyük arter transpozisyonun kesin tanısı ekokardiyografi ile konur. Ekoda biz arkada yer alan damarın sol ventikülden çıktığı ve arkaya yönelerek ikiye ayrıldığı, yani sol ventikülden aort yerine pulmoner arterin çıktığını görürüz. Kalpten damarların ters çıkması transpozisyon için tanı koydurucudur. Transpozisyonlu bebekler acilen yeni doğan yoğun bakıma yatırılmalıdır. Transpozisyonun tek tedavisi ameliyattır. Yoğun bakımda kalp ameliyatı için hazırlanmalıdır. Transpozisyonlu bir bebeğe ilk yapılması gereken oksijen seviyesini güvenli düzeyde tutmak, kalp ve solunum fonksiyonlarını stabil hale getirmektir. Transpozisyonlu bebeklerde ilk olarak ductus arteriosus'u açık tutarak vücuda oksijenin gitmesi için prostaglandin adı verilen ilaç başlanır. Daha sonra kalbin sağ ve sol tarafı arasında kanın karışması için balon atrial septostomi adı verilen bir kateter girişimi yapılır. Bu girişim ameliyattan önce yapılır. Bebeğin kasığından bir kateter girilerek kalbine ilerletilir. Kateter doğumdan kısa bir süre sonra normal olarak kapanan ve atriumlar arasında doğal olarak bulunan bir delik olan foramen ovale'nin içinden geçirilir. Kateterin balonu şişirilir ve delikten sağ atriuma geri çekilir. Bu işlem deliği genişletir. Bu genişleme sayesinde oksijenden zengin kanın vücuda geçişi kolaylaşır. Burada size balon atrial septostomi yaptığım büyük arter transpozisyonu olan 5 günlük bebeğin kateter anjiyo görüntüsünü sunuyorum. Bir sonraki görüntülerde ise solda ve arkada yer alan ventikülden, yani sol ventikülden aorta yerine pulmoner arterin çıktığı görülmektedir. Ameliyat bebek doğduktan sonraki ilk 1 hafta içinde yapılır. Ameliyatta atar damarların yerleri değiştirilir. Bu ameliyatın adı switch ameliyatı, eski adıyla Jaten ameliyatıdır. Arteriyel switch ameliyatında aort ve pulmoner arterler kalbi terk ettikleri noktanın hemen üzerinden kesilir ve tekrar doğru ventiküllere bağlanır. Kapak ventikülde kalır. Böylece daha önce pulmoner kapak olan kapak artık aort kapağıdır.
ve tam tersi aort kapağı da pulmoner kapak olarak görev yapar. Koroner arterlerin aorta ile birlikte kalması gerektiğinden koroner damarlar kapak üzerindeki alandan çıkarılmalı ve yeni aort kapağı üzerine yeniden ayrı ayrı nakledilmelidir. Ameliyatın teknik olarak en zor kısmı koroner arterlerin naklidir. Transpozisyonlu çocukların yaşam süresi son yıllarda önemli ölçüde uzamıştır. Koroner damar darlığı, pulmoner darlık ve neoaortik kapak hastalığı gibi sorunlar gelişebileceğinden bu hastalar yaşam boyu takip edilmelidir. Komplike transpozisyon hastalarında ise farklı ameliyat yöntemleri uygulanabilir.